Arkadaşlar herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok güzel bir video çıkıyorum. Bu videomuzda sizlere item düşürme, işte kanat düşürme, değerli nadir item düşürme hakkında konuşacağım. Bilmeyen bazı arkadaşlar vardır aranızda. İlla çoğunuz belki bilmiyordur. Size bu videoda olabildiğince itemleri nasıl düşüreceğinizi, bunları nasıl yapabileceğinizi detaylı olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle Şöyle yapalım. Ben size bundan sonra her videoda bir tane tüyo vereceğim. Bu tüyolarla e, biraz daha kendinizi hızlı geliştireceksiniz. Bu videodaki tüyomuz şöyle olacak. Şimdi atıyorum mesela sonucu bölgesine geldiğiniz zaman yaratıklar kesiyorsunuz ya. Mesela 20 dakika sonra gelecek bosslar. E, burada boss keserken çok fazla item toplayamıyorsanız eğer ayarlar bölgesine gelin. Burada ben şu an oyunu sessize aldım. Çok fazla ses gelmesin diye AFK ayarları bölgesinde beyaz dişli, mor dişli ve mavi dişliyi kapatırsanız yere düşen itemlerde bu bine yuturacağınız ezik itemlere değil de böyle değerli itemlere doğru koşar karakteriniz böylece item toplayabilirsiniz gelelim şimdi işte ne bileyim bana kanat düşmüyor işte <laughs> değerli taşlar düşmüyor hani bunları nasıl düşürebilirim ne yapabilirim Bunlarla ilgili size bir bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, beni çok iyi, çok çok iyi dinleyin. Yani anlamadığınız yerde geri sarın, bir daha dinleyin. Çünkü bu çok önemli. Yani artık bu anlatacağım şeyden sonra oyun'a bakış açınız değişebilir. Şimdi sağda boss kısmına tıklıyorum. Burada herhangi bir boss'a tıkladığım zaman ödül rekoruna tıklıyorum. Şimdi bu ödül rekoru kısmında ee, düşen itemleri, paylaşılan itemleri görebilirsiniz ezikleri değil sadece yüksek olanları. Şimdi en alta doğru inelim. Oyunda anlamanız gereken bir mantık var. Oyunda eğer bir item düştüyse mesela en altta ne yazırsa oyuncusu 2 Şubat'ta ayın 3'ünde bir Gabriel düşürmüş saat 12'de. Şimdi siz bu sonucu da oynayan bir oyuncu olsaydınız saat 12 işte 12'yi 7 geçe dakika 7'de düşmüş ya 8 gece boz keserseniz içinden Gabriel çıkmaz. Çünkü yakın zamanda zaten Gabriel atmış olurdu. Mesela Neathers e, Gabriel çıkartmış. Aradan ne kadar vakit geçmiş? 5 saat vakit geçmiş ve yedek çarı zannedersen bu V2. Burada e, 5 saat sonra tekrar Gabriel çıkartmış. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şu ava tıklıyorum. Şimdi biz burada av yaparken hani item çıkartıyoruz ya şans değerine göre Şimdi benim anladığım kadarıyla bunu e, sadece şans faktörü olarak düşünün. Şimdi boz kestiğiniz zaman eşyaların düşmenin düşmesinin bir olasılığı var. Siz eğer e, şans değeri sıfırken keserseniz tabii ki de çıkmaz. Ama şans değeri yüksekken keserseniz çıkar. Yani araya boşluk koymanız lazım. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. İniyorum aşağı doğru. Mesela e, dedi yine aynı şekil. Akşam saat 8'i 10 geçe Majestic Uriel çıkartmış tamam mı? Şu sarı kanat. 8'i 10 geçe. Çıkalım yukarı çıkalım 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 çıkalım. Uriel bir daha nerede var? Onu bulalım. Mesela arada bildiğiniz 3 gün var. 3 gün sonra Uriel çıkmış. Yani mesela siz e, Uriel çıkarttınız tamam mı? Aradan bir gün geçmeden Uriel çıkma şansı çok 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 düşük. Yani en son çıkan istediğiniz kanadın üstünden bir gün geçtiyse gidip gönül rahatlığıyla kesebilirsiniz. Ama mesela Majestic 2 Şubat'ta ayın 3'ünde çıkartmış. Daha sonra Experience ayın 6'sında çıkartmış. Yani bildiğiniz neredeyse 2-3 gün geçmiş ve diğer kanat yeni gelebilmiş. Zaten bundan öncesinde şöyle bahsedeyim size. Majestic bundan öncesinde bir defa daha çıkarttı. Saat 8'i 2 geçe ayın 2'sinde. Ben bunları takip ediyorum. Mesela o biraz şanslı. Tam bir gün bir, bir, gün geçmiş 24 saat. 8 dakika sonrasında tekrar ikinciyi çıkartmıştı. Yani bu buradaki yazan ikinci. Mesela çıkalım yukarı doğru. Mia Khalifa e, Rafael çıkartmış. Saat 3.40'da ayın 4'ünde. Daha sonra yukarı çıkıyorum. Ayın 5'inde 3.40'tı. Bu tam 24 saat geçmiyor hocadan. Yani 23 saat 15 dakika 24 saatin 15 dakika gerisinde Dark Blue tam bir gün sonra değil de 15 dakika öncesinde mesela Rafael çıkartmış. Yani itemlerle aranızda süre koyun. Mesela şimdi ben oyuna girdim. Boss keseceğim değil mi? Öncelikle girmem gereken yer şöyle düzelselim. Ödül rekoru. Mesela ben ne istiyorum? Uriel mi? Mesela bugün sabahleyin Uriel çıkmış. Saat şu an kaç? 18.43. Daha 12 saat bile geçmemiş. Bana Uriel çıkmaz. Yani benim gidip dünya boss'ta şurada boss kesmem. Tamamen hani hayal kırıklığı olur. Çünkü şans değeri düşük. Tabii ki düşmez demiyorum bakın. Düşebilir. Arda arda da düşebilir. Ama yani bu şans değeriyle alakalı. Çok zor. Yani mesela sabahleyin onu çıkartmış. Benim şu an boss hakkım var ya. En azından hani olabildiğince geç vakte bunu aktarıp ee, kesmem benim için daha sağlıklı olur. Bu şekilde itemleri düşürebilirsiniz. Yani kız arkadaşım benim o şekilde Zeynep. 3 tane Rafael çıkarttı o zaman ayarlamasını yaparak. Yani unutmayın oyunlarda her şey algoritmadır. Her şey matematiktir. Bu aynı şekilde sunucular bölgesinde canavar adasına tıklayalım. Ee, burası içinde geçerli. Yani mesela bakın inceleyelim tamam mı? En son boşluk saat 12.59'da canavar taşı çıkartmış. Ondan önce 1 saat önce çıkmış. Yani mesela e, senden 5 dakika önce birisi canavar taşı çıkarttıysa ve sana canavar taşı lazımsa Hani kusura bakma sen o canavar taşını çok zor bir ihtimalle çıkartırsın. O yüzden her zaman bu ödül rekorunu buradan takip edeceksiniz. Ee, en son çıkanı takip edin. Zaman ayarı tutun. Buna göre bir istatistik oluşturun. Ve yapmak istediğiniz görevleri, boz kesimlerini buna göre ayarlayın. Ee, benim size bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Onun dışında şöyle itemlerimi de göstereyim. Son bir tane pembem kaldı. Onun için 3 tane daha pembe taşım var ama... Taşa ihtiyacım var ama bulamıyorum. Ee, bulduğum zaman full pembe olacağım. Hani bu tarz bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Aklınıza takılan bir soru varsa... Yorumlarda cevaplayabilirim. Ve video fikirlerine de açığız dediğim gibi bu arada. Hani benim e, çok güzel video fikirlerim var zaten ayrıca. Hani video fikirleriniz varsa bizimle bunu paylaşın. Biz de sizinle, bütün herkese bunu paylaşalım. Aklınıza takılan bir şey olursa dediğim gibi alttan yorumlardan belirtebilirsiniz. Bir de hemen sağ altta küçük bir tuş var. Abone ol, ona basıp abone olabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın bu tarz bilgiler için. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.